Astımlı hastalarda mutlaka nefes darlığı olmak zorunda değildir. Öksürükle de seyreden astım tipleri vardır. Özellikle geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran öksürük, eforla gelen öksürük yakınmaları olduğunda astım aklımıza gelmelidir. Tüm bu şikayetlerin nedeni solunum yollarında aşırı duyarlılığa bağlıdır. Bu ataklar alerjen ile temas sonrasında özellikle toz, duman, koku, egzersiz gibi iritanlarla tetiklenebilir. Ataklar halinde ortaya çıkabilir. Özellikle efor ve kimyasal iritanlarla ortaya çıkan öksürük şikayetleri hastalara bazen hayatlarının kısıtlanmasına yol açabilir. Fakat bu kısıtlamalara rağmen hastalık ilerlemeye devam eder. Kronik öksürük şikayetleri altında ilk nedenler arasında astım gelmektedir. Hastalarda öksürük şikayetine yol açan diğer nedenler tam bir sistemik muayene yapıldıktan sonra dışlanmalıdır. Yetişkinlerde kronik öksürüğün en sık nedenleri arasında postnazal geniz akıntısı dediğimiz akıntı, astım ve gastroözofageal reflü gelmektedir. Astım, postnazal geniz akıntısı, gastroözofageal reflü yetişkin hastalarda görülen kronik öksürüğün neredeyse %90'ına sorumludur. Bu yüzden her hasta tam bir fizik muayeneyle değerlendirdikten sonra öksürükle ilişkili alerjik astım açısından testlerin yapılması gerekir.